Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Xiaomi'nin bildiğiniz meşhur bu Air Fryer'ını sizlere anlatacağım. İncelemeyeceğim çünkü bu cihazla alakalı internette onlarca video var. Belki yüzlerce bile olabilir. Ben sizlere bu cihazla beraber hayatımda neler değişti ve bu cihazı kaç TL'ye aldığımı söyleyeceğim. Şok olacaksınız. Hadi videoya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, ben bu cihazı aldım ve ciddi anlamda Türkiye'de gündem olduk arkadaşlar. Berlin'de IFA 2022 fuarındayken Kerem'le beraber MediaMarkt'a gitmiştik ve tabii ki Kerem biliyorsunuz artık Airfryer konusunda başka bir seviyeye geçti bunu ya. Yani fantezi olarak sürekli Airfryer falan inceliyor kendisi. Ama güzel de işler başarıyor gerçekten. Çünkü Airfryer'ların fiyatları çok değişken ve kendisi en fiyat performans ürünlere odaklanıyor. Bu arada benim de kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı desteklerseniz sonsuz mutlu olurum. Gelelim bu cihaza. Bu cihazı tam 49 Euro'ya aldım arkadaşlar ve o günün kuruyla bana 800 TL gibi bir fiyata geldi. Normalde 100 Euro bandında satılıyor Avrupa'da ama o güne özel bir indirim yapmıştı MediaMarkt ve 49 Euro'ya bu ürünü satın aldım. MediaMarkt falan diyorum ama herhangi bir işbirliği bu videoda yok. Onu da söyleyeyim, hiçbir açıdan yok. Kendim paramla aldım arkadaşlar bu ürünü. Peki bu ürünü aldıktan sonra neler değişti? Kafamda ne vardı, ne oldu vesaire, onları sizlere anlatmak istiyorum. 800 Euro'ya aldığımız bu Airfryer açıkçası benim başımı neredeyse derde sokuyordu arkadaşlar. Çünkü Twitter'dan belki 100 tane mesaj geldi. Instagram'dan gelen zaten mesajları sayamadım. O ne diyor, bu konuyu haber yaptı ve ciddi anlamda insanların içine oturdu. Çünkü biz bu ürünü aldığımız tarihlerde Türkiye'de bu ürün 2500 lira civarındaydı. Bu zamanlarda da 3100 lira, 3000 lira filan civarında satılıyor. Arada müthiş bir fark var. Yani 100 liraya bile alsanız bu ürünü gidip Avrupa'dan 1800-1900 lira yapıyordu tabii. Şimdi 2100 lira yapıyor bu arada. Kur yükseldi ya, ben onu unuttum tabii. Şimdi böyle söyledim. Kur şu an 24 ne yapar? Ortalama 2000 işte... Ne yapıyor? 2100 lira falan yapıyor herhalde değil mi? 2100 lira civarı falan yapıyor. Yani işte matematik yetişemiyorum bazen kurlara. Konumuza dönecek olursak. Peki neden bu Airfryer'ı almalıyız veya neden Airfryer kullanmalıyız konusuna gelince. Ben sağlıklı beslenmeye çok önem veriyorum ve açıkçası fazla yağı yemekte hiç sevmem. Ama kızartmayı da severim birçoğunuz gibi. Bu ürünle beraber bir hafta ya da 10 gün kadar herhalde aralıksız patates kızartması yedik arkadaşlar. Çünkü yani ürünü aldıktan sonra sürekli patates kızarttık. Sürekli patates kızarttık. Yani doyulamıyor tadına ve ciddi anlamda lezzetli yapıyor. Zaten bunları birçoğunuz izlemişsinizdir. Beni cezbeden tarafı da şu oldu. Birincisi yağsız bir şekilde bunu başarabiliyor olması. İkincisi akıllı olması, çünkü bazen çok yoğun oluyoruz. İçine yemeği koyuyoruz ve uygulamasından şu saatte bu yemeği pişir diyoruz. Tam eve giriş yaptığımız an yemek hazır oluyor. Bizlerle beraber oluyor. Üçüncüsü Xiaomi'nin uygulamasında ciddi anlamda bir böyle tarif listesi var. Ve o tarif listesinden birçok tarifi seçip koyduğunuz yemeğe uygun olan tarifi seçtiğinizde doğrudan yemeği kendini pişirip hazır edebiliyor. Dördüncüsüne gelince de 800 liraya böyle bir ürünü alamayacağıma zaten emindim. O yüzden de doğrudan aldım ve gerçekten de bu ürünü aldıktan sonra evde fırını açmaz olduk. Yani normalde ayda belki 10 defa fırını açıyorsak, bu ürünü aldığımızdan beri yani Eylül 2022'den beri eve fırını 10 defa kesinlikle açmamışızdır. Yani eminim açmadığımıza. Ve gün sonunda da bizim hem hayatımızı kolaylaştırdı hem daha sağlıklı şeyler yememizi sağlıyor. Tabii bu konuda da bir sürü yorum var internette. İşte Airfryer'lar faydalı mı, zararlı mı, şöyle mi, böyle mi diye. Ben çok zararlı olduğunu şahsen düşünmüyorum. Sonuçta havayı ısıtarak bu üflüyor cihaz. Olayı bu zaten. Isıtılmış bir hava üfleyerek gıdayı pişiriyor. Ve olayı da bu. Gün sonunda bu bir akıllı cihaz aynı zamanda da. Benim için bu çok daha iyi ve ilgi alanıma giriyor. Dolayısıyla bu ürünü aldığımıza çok mutlu oldum. Sizlerle de 800 liraya aldığım bu Airfryer'ın hayatımızda neler değiştirdiğini ve bunun hikayesini kısaca anlatmak istedim bu videoda. Şimdi iki tane konu var. Bunlara bir değineyim. Şunun iç haznesini bir çıkartıp göstereyim size. Pişirirken nasıl kullanıyoruz? Şunu denedik bu arada. Hani bayağı güzel bir şekilde pişiriyor. Bu çift kat gibi oluyor böyle. Hani bunun altına diziyoruz gıdayı. Üstüne de bir şey koyuyoruz. Buraya da bir kat daha yapıyoruz. Bir şekilde pişiriyor. Ama böyle alt üst yapmak isterseniz biraz zorlayabiliyor bu. Onu söyleyeyim. Bir de bu demire gerçekten yağlamazsanız acayip yapışıyor. Özellikle et, tavuk falan pişiriyorsanız çıkardığınızda bir kısmı telin üstüne kalıyor. O yüzden mutlaka teli birazcık yağlamanızda fayda var. Bir de şu var tabii. Burası yani şu hazne olduğu gibi makineye girebiliyor arkadaşlar. Makineye atıp rahat bir şekilde bu ürünü temizlemeniz mümkün oluyor. Ama ben hani biraz zor aldık malum. Uzun yoldan getirdik. Kabine koyduk falan. Çok da kıyamıyoruz açıkçası. O yüzden hani bu iç kısmını, parçalarını falan makineye atıyoruz ama dışını genellikle elimizde yıkamaya gayret gösteriyoruz. Hem sararmasın, renk farkı oluşmasın şu ikisinin arasında. Hem de çabucak eskimesin yavrucak diye. Bayağı uğraştık çünkü kendisini getirmek için. 800 liraya almakla bitmiyor. Oradan ta havalimanına taşıdık. Havalimanından uçağa bindik.
bindirdik, orada bir indirdik, bir daha yürüdük falan. Kutusu da büyük malum. Yani böyle küçük ama kutusu bu kadar falan ürünün. Dolayısıyla kendisi zahmetli bir şekilde bize geldiği için de biz de kıymetini bilerek kullanmaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey var. Bunları özetledim. Bir de şunu söyleyeyim. Hazır aldık getirdik falan filan dedim ya size arkadaşlar. Şimdi bunu yurt dışından almak yasak mı değil mi kısmına da değineyim. Bu ürünü aldık. İyi bir niyetle herhangi bir şekilde ülkemizden bir vergi kaçırmak ya da ülkemizi bir zarara sokmak niyetinde değiliz. Orada uygun fiyatlı gördük diye bir tane aldık ve geldik. Burada bir ticari amaç olmadığı için ve herhangi bir zarar verme nitelikli bir iş yapmadığımız için aldık getirdik. Kullanıyoruz sonuçta daha uygun diye. Bu ürünün yani bir parfümden ya da başka bir şeyden çok da farklı sayılmayacağını düşünüyorum. Mevzuata bakmıştım. O zaman bayağı bir soran oldu. Biz kötü bir niyetle getirmedik ve gerçekten bunu aldık. Kabine koyduk. Aşağı vermedik. Elimizde kabine bindik. Uçakta yukarıya koyduk. İndiğimizde de elimizde çıktık. Herhangi bir problemle karşılaşmadık. Ancak burada hani ben kimseye işte bir şey yapamaz edemez anlamında demiyorum. Bir yasaklık ya da bir problem olabilecek bir durumsa da normalde en azından iyi niyetli insanlara denk geldik diyebilirim sizlere. Ancak normal zamanda da ben sizlerin çok tabii ki absürt bir şey olmadıkça böyle kendi ihtiyacınız için aldığınız bir tane bir parça bir şeyden böyle özellikle bu üründen bahsediyorum tabii ki şu anda bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. O yüzden hani uygun fiyatlı görürseniz alabilirsiniz. Sonuçta yurt dışında yaşayan insanlar da buraya getiriyorlar birçok şeylerini. Yazlıklarında kullanmak için, evlerinde kullanmak için bu üründe yine aynı şekilde değerlendirmek mümkün. Tabii ticaretini yapmadığınız sürece onun da altını çizeyim. Kendi kullanımınız için aldıysanız bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Biz yaşamadık. Dediğim gibi de getirdik, kullanıyoruz. Bu ürünü merak edenleriniz varsa ürünün linkini ben yine aşağı bırakayım. Bilmeyeniniz yoktur zaten kesinlikle eminim ama şunu söyleyeyim. Bir airfryer arıyorsanız, bir airfryer arıyorsanız ve hani bu aralar bir ihtiyacınız varsa, bütçeniz de uygunsa tavsiye edeceğim bir ürün açıkçası. Çok gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Sizi üzeceğini asla düşünmüyorum. Tek problemi biraz küçük olması. Bir tık daha büyük olsa gerçekten tadından yenmez bir hal alırdı bu ürün diyeyim ve sizlerin de yorumlarını aşağı bekleyeyim arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz airfryer hakkında? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Tabii ki başka bir sorunuz varsa da hem bu ürünle hem başka bir konuyla alakalı yine aşağı bırakırsınız. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.